İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bu hafta programımızı iki bölüm yapacağız. İki ayrı başlık açıyoruz ve konuşuyoruz. İlk bölümde ekonomideki gelişmeleri, pardon, ilk bölümde sağlıktaki gelişmeleri, evet. İkinci bölümde ekonomideki gelişmeleri ele alacağız. İlk bölümde çok önemli çalışmalara, iki büyük önemli sağlık çalışmasına imza atmış iki bilim insanı, iki Türk bilim insanının yaptıklarını, birisi diyabette, diğeri de kanser üzerinde yaptığı iki farklı çalışma yer alacağız. İkisi de aynı üniversiteden, evet. Ve onun bundan sonraki hayatımıza yansımalarını konuşacağız. Evet, tıpta çok önemli gelişmeler oluyor. İnsan ömrü uzuyor. Çok kritik hastalıklarla ilgili çok değerli çalışmalar var. Ekranda gördüğünüz iki isim de çok değerli isimler. Göğsümüzü de çalışmalarıyla kabartan isimler. Sizin de söylediğiniz gibi Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi Başkanı, Profesör Doktor Mehmet Toner, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi, Biyomedikal Mühendisi aynı zamanda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden konuğumuz karşımızdalar. Gökhan Bey merhaba, Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz Gökhan yayınımıza. Hocam, Mehmet Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Biz çok iyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok iyiyiz, sağ olun. Evet, yani bugünlerde Gökhan Bey sizle başlayayım. Heyecanınız yüksek biliyorum. Çok güzel haberler geldi yaptığınız çalışmalarla ilgili. Birden fazla çalışmanın başındasınız, yürütüyorsunuz. Ama diyabetle ilgili olanla başlayalım. Ülkemizde herhalde şöyle bir baktım ben programdan önce. Nüfusun %15'i diyabet hastası, çok yaygın. Çocuklarda dahi yüksek oranda görülen bir rahatsızlık. Ve sizin bununla ilgili bundan sonrası için belki yeni bir sayfa açacak çok önemli bir çalışmanız var. Bize bundan bahseder misiniz? Bu çalışmayla ne arıyordunuz, ne buldunuz? Şu an gelinen nokta nedir? Tabii, tekrar iyi akşamlar. Teşekkür ederim beni yayına aldığınız için. Sağ olun, size katıldığınız için. Buyurun. Dediğiniz doğru tabii. Diyabet şu anda dünyada bazı tahminlere göre 500 milyon insanı, bazı tahminlere göre daha fazla insanı etkileyen, gerçekten topluma maliyeti, insanlara maliyeti ve külfeti çok yüksek bir hastalık. Ve son 50 senedir dünyanın hiçbir yerinde azalma göstermedi. Hı hı. Devamlı artarak ilerliyor ve önümüzdeki 25 sene içerisinde de yine bazı tahminlere göre 650 milyon kişiyi, bazı tahminlere göre 750 milyon kişiyi etkileyeceği düşünülüyor. Dolayısıyla çok büyük bir problem ve tabii bu kadar büyük bir problem olmasının bir sebebi de çok karmaşık bir problem, zor bir problem. Birçok çeşidi var. Genç yaşta ortaya çıkan, eri yaşta ortaya çıkan, her ikisinin bir arada gözüktüğü tablolar gibi. Dolayısıyla tabii Covid geldikten sonra bu dünyada var olan bu salgını biraz geriye itip fakat tabii ki o bütün yüküyle üzerimizde duruyor. Evet. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu alana ufak bir katkıda bulunabilmek. Belki yani çalışmayı anlatmadan önce altını çizmem gereken şey, tabii ben konuşuyorum sizde şu anda ama ya ben tabii bütün ekibim adına konuşuyorum. Tabii. Yani, Sabri Ülker Merkezi'nde çalışan çok sayıda genç arkadaşımızın büyük çabalarıyla bu gelişmeler oluyor. Ayrıca da yani nerede önemli bir çalışmayı yapmak için tek başına çalışmak yetmiyor. Hiçbir elbette, tabii. Hatta hiçbir üniversiteye, dolayısıyla pek çok dünyanın değişik yerlerinde klinisyenlerle, temel araştırmacılarla ortak işbirlikleri yapıyoruz. Yani onların hepsine hem krediyi vermek istiyorum, hem de teşekkür etmek istiyorum tekrar bu emekleri için. Siz yani ne arıyordunuz da ne buldunuz diye sordunuz. Evet. Tabii biz sıkıntılı işlerle uğraşmayı seviyoruz herhalde tabiat olarak. Hı hı. Bizim çok uzun zamandır merak ettiğimiz önemli bir biyolojik problem vardı. O da tabii vücutta organlar birbirinden izole tek başına olarak çalışmıyor. Bunun için, yani pankreas da buna dahil, karaciğer de dahil, beyin de dahil. Bir metabolik stres geldiği zaman sisteme veya harici bir etki geldiği zaman bu organlar arasında bir iletişim ağı meydana geliyor ve bu çok hassas
sinyaller yoluyla haberleşme network olarak çalışıyor. Burada bilinmeyen bir çok önemli bir yol var. O da yağ hücresinden karaciğere ve yağ hücresinden pankreasa giden sinyaller. Yağ hücresi tabi hepinizin bildiği gibi vücuttaki enerjinin en önemli deposu. Yani vücut enerjiye ihtiyacı olduğu zaman ilk önce yağ dokusundaki rezervlerine başvuruyor. Yağ dokusu da bunu hissettiği zaman rezervlerini yıkarak piyasaya enerji sürüyor. Fakat bu enerji tek başına sistemi kontrol etmek için yeterli değil. Onunla beraber bu enerji sinyalini doğru dokulara ulaştırıp o dokularda gerekli cevabı uyandıracak sinyallere ihtiyaç var. Bunlara da genel kategori olarak yani endokrinoloji alanında hormon deniyor. Tabii hormonlar sadece bu işe yaramıyor. Birçok alanda buna benzer bir çerçeve içerisinde çalışıyorlar. Bizim de arayıp bulmaya çalıştığımız şey bu yağlar yıkılırken, yani vücut çok önemli adaptasyonu yerine getirirken ki yaşamın sürmesi için çok önemli bir faaliyet, yağ dokusundan nasıl bir sinyalle iletişim sağlıyor? Bunu ararken karşımıza işte bu 10 yıllık yolculuğun sonunda bu FAPKIN hormonu dediğimiz yeni bir hormon çıktı. Bu da çok ilginç bir hormon. Yani daha sonra ayrıntılarını isterseniz anlatabilirim. Yani birinci özelliği sadece yağ depoları yıkılırken salgılanıyor. İkincisi çok sıra dışı bir yapıya sahip. Bizim ilk bulduğumuz protein yani 10 sene önce bulduğumuz protein yağ asitlerine bağlanan bir protein. FAP4 diye bilinen. Fakat FAPKIN tek bir protein değil. 3 ayrı proteinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kompleks. Ve çok değişik bir hormon yapısı bize gösteriyor. Yani yeni bir tür. İkinci özelliği de yola çıktıktan sonra vücudun enerji birimi olarak kullandığı ünitelerle birleşip o sinyali hedef hücrede ilk karşımıza çıkan hücre de beta hücresi çok ilginç bir şekilde. Yani biz tabii bunun hangi hücre olduğunu bilmiyorduk başladığımızda. Fakat çok da değişik bir tesadüf neticesi. Onu da anlatabilirim. Yani bilimde bazı gelişmeler bizim kurduğumuz hipotezlerle değil, deneylere baktığımız zaman hiç beklemediğimiz sonuçları görmemiz neticesinde ortaya çıkıyor. İlk hedefin beta hücresi olduğunu gördüm. O da tabii bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü o zaten bilinmeyen sorulardan bir tanesiydi. Onun arkasından da diyabetle olan ilişkisi ortaya çıktı. Yani sözü fazla uzatmayayım sizin gitmek istediğiniz yerler varsa. Yani o ilişkinin nereden çıktığını, nasıl bulunduğunu da anlatabilirim. Peki Gökhan Hocam, bu nasıl bir hayatımızda nasıl bir farklılık yaratacak? Yani biz artık diyabet hastalığını kaldırıp atacak mıyız, unutacak mıyız? Yani bu yeni bulduğunuz hormon, FOBGIN hormonu ki 3 ayrı proteinle çalışan yeni bir hormondan söz ettiniz. Bunu ilk kez siz tespit ettiniz değil mi? Ben öyle anladım. Doğru, evet. Peki bu yaşamımızda nasıl bir etki bırakacak? Yani biz artık şeker hastalığı diye bir hastalıkla hayatımız boyunca karşılaşmayacak mıyız? Veya şu an şeker hastası olanlar buna ilişkin bir tedavi aldıklarında bu hastalıktan kurtulmuş mu olacaklar? Ya tabii bunu ya kısa cevabı bu sorunun tabii ki şu anda böyle bir iddiada bulunamayız. O çok büyük bir iddia ve oraya gitmeden önce almamız gereken pek çok yol var. Fakat ben size neden çok heyecan bizim hem bizim hem de bilim camiasının niye heyecan tutup duyduğunu anlatabilirim. Pardon, bu kulaklık benim kulağımda pek durmuyor. Onun birinci sebebi biz ilk önce hayvan modellerinde yani hem tip 1 diyabette hem tip 2 diyabette bu molekülün düzeylerini kanda ölçtüğümüz zaman çok yüksek düzeyde buluyoruz. Yani normalde olması gerekenin 5, 6 hatta 10 katı kadar yüksekliğe çıkabiliyor anormal bir şekilde. İkinci önemli olan konu insanlarda da bu aynı deneyi yaptığımızda yani tip 1 diyabet ve tip 2 diyabeti olan insanlarda yaptığımızda yine aynı şekilde kanlarında çok yüksek bir düzeyde buluyoruz bunu. Normalde olmaması gereken bir şekilde duruyor. Bunun da sebebi biliyorsunuz hem tip 1 diyabette hem tip 2 diyabette vücut yağlarını yakıyor. Sanki açlıktaymış gibi hissederek doğru olmayan bir şekilde yakıyor ve devamlı bu hormonu salgılıyor.
Bu hormon da yüksek düzeylere çıktığı zaman beta hücrelerini dejenere edip insülin salınımını bozuyor. Bu tabii bize şu öngörüyü veriyor. Eğer bu kadar yüksek anormal düzeylere çıkmışsa bunu düzelttiğimiz zaman beta hücreleri üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırabiliriz. Bunun için de bir sonraki aşamada elimizde zaten bunu yapacak teknolojiler var. Yani hem genetik olarak daha da önemlisi bir ilaç olarak, ilaç prototipi olarak kullandığımız bir maddeyi biz bu hayvanlara verdiğimiz zaman farkın düzeyini düzeltebiliyoruz, etkinliğini azaltabiliyoruz ve bunu yaptığımız zaman beta hücrelerini koruyabiliyoruz. Hı. Yani öyle anormal derecede bir koruma ki bu. Yani bize biraz önce bir tesadüften bahsetmiştim size. Hı hı. Yani biz genetik olarak FAPKİN hormonunun parçalarını sistemden çektiğimiz zaman bu hayvanları ameliyat ederken ilk karşılaştığımız görüntü çıplak gözümüzle beta hücrelerinin yer aldığı adacıkları görebiliyoruz. Yani etkisi o kadar dramatik ve bize ilham veren zaten bu ilk görüntüydü. Yani benim o zamanki öğrencim buna ilk baktığı zaman mikroskopta yanlış bir şey gördüğünü zannedip beni çağırdı. Yani burada çok garip bir şey var bu pankreasta diye. Orada gördüğümüz de adacıkların artık gözle görünür hale gelmiş olmasıydı. Dolayısıyla elimizde harici bir müdahale ile bu hormonu düzelttiğimizde hem tip 1 hem tip 2 diyabeti koruyabildiğimizi de bildiğimiz için o zaman çok ümitkar oluyoruz. Yani sadece bir bilimsel adımın ötesinde biz bunu kliniğe aktardığımız zaman insanlarda bunun faydalı olacağını biliyoruz. Yani bir tedavi yöntemine dönüşmesi, laboratuvardan çıkıp diyabet hastalarının tedavi edilmesinde kullanılan bir tedavi yöntemine dönüşmesi sizin anlattığınıza göre çok uzak görünmüyor. Ben doğru mu anladım? FAPGIN hormonunu yağ hücreleri yakılırken diyabet hastalarında çok yüksek görüyorsunuz. Bu çok yükseldiğinde beta hücrelerine zarar veriyor. Burada hedef ki hayvan deneylerinde uyguladığınız bir yöntemle hormonları düşürdüğünüzde beta hücrelerinin zarar görmesini de durdurmuş oluyorsunuz. Ve bu diyabetin vücutta hasar bırakmasını, olumsuz etkilerini de belirtilerini de azaltıyor ya da ortadan kaldırıyor denebilir mi? Bu mudur? Doğru mu anladım anlattıklarınızı? Evet, çok doğru anladınız. Bravo. Bir nokta daha var. Yani orada elimizdeki molekül zaten şu anda bu görevi yapabiliyor. Hı hı. Fakat o molekülü, antikor tabiatında olan bu molekülü insana uyarlamamız gerekiyor. Tabii bir de güvenlik ve etkinlik testlerinden geçirmemiz gerekiyor. O yüzden yani bu geçiş çok kolay bir geçiş değil. Evet. Tabii COVID döneminde muazzam çabalarla çok hızlı kliniğe geçişler olduğu için herkesin beklentisi o yönde gelişmeye başladı. Ama bu çok meşakkatli bir geçiş. Fakat elimizde bunun formülü var. En azından bunu biliyoruz. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim. İnsanlarda da doğanın yapmış olduğu bir deney var. Yani aslında en önemli noktası belki bu. Çünkü insanlarda çok nadir görülen bir mutasyon var. Hmm. Ve bu mutasyonun olduğu kişilerde diyabet hastalığı çok az düzeyde gözüküyor. Ona ek olarak da kalp hastalıklarından, kardiyometabolik hastalıklar grubu dediğimiz hastalıklardan önemli ölçüde korunuyorlar. Bu mutasyon da bizim bu FAPKIN hormonunun parçalarından bir tanesinin azaldığı bir mutasyon. Dolayısıyla doğa deneyi yapmış vaziyette aslında insanlarda. Bu bütün ömür boyunca gayet iyi tolere edilebiliyor bu mutasyonu taşımak ve hastalıklara karşı koruyucu bir gen mutasyonundan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, kalıtsal bir hastalık olduğu için diyabet. Hayır. Bu normal insanlarda yapılan taramalarda bu mutasyonu taşıyan insanlarda diyabete karşı bir direnç oluyor. Direnç oluşur. Yani bu mutasyon bizim ilaçla yapmak istediğimizi doğa zaten o deneyi yapıp böyle çok nadir olarak gözüken bir genetik prensibi bizim için ispatlamış vaziyette. Şimdi dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde kliniğe geçebileceğimizi biliyoruz. Fakat onun zamanını söylemek istemiyorum. Yani yarın olacak, 5 sene sonra olacak. Yani bu bir aşı şeklinde mi olacak Gökhan Hocam? Çünkü hem B hücrelerinden söz ediyorsunuz, hem bu mutasyondan söz ediyorsunuz. Dolayısıyla bu proteine karşı bir
Bir aşı sistemi mi geliştirilecek yoksa bir ilaç yöntemi mi geliştirilecek? O Fabgine müdahaleyi nasıl gerçekleştirebiliyorsunuz? Ya nasıl dokunulabiliyor ona? Bir ameliyat mı gerekiyor? Yok, hayır. Aşı ile ilgili değil. Fakat yani aşının kullandığı bazı prensiplerden yararlanılarak yapılıyor. Yani burada bir başka molekül gidip bu Fabgine'nin üzerine bağlanıyor. Bağlandığı zaman da bu, yani çok avantajlı olan bir durum, bu üç proteinin bir arada olması lazım. Bu söylediğimiz zararlı etkiyi ortaya çıkartmak için. Biz bunu bir ilaçla bu bağlantıyı, yani bunların arasındaki ilişkiyi bozabiliyoruz. Bozduğumuz zaman da o zararlı etki ortadan kalkıyor. Normal fonksiyonu ise sürmeye devam ediyor. Yani bu bir ilaç şeklinde. Bu bizim üzerinde çalıştığımız model. Yani endüstri ve başka laboratuvarlar başka teknolojilerle bu kompleksi bozmaya veya bu hormonun faaliyetine engel olmaya çalışıyor. Evet. Yani çok sayıda çalışma var. Mehmet Bey'e dönecek olursak, Mehmet Bey teşekkürler beklediğiniz için. Sizin kanserle ilgili çalışmanız çok ses getirdi. Hala çok sık paylaşılıyor, çok sık karşıma çıkıyor. Siz de görüyorsunuzdur. Bir tarama yöntemi, mikroçip ile değil mi bir tarama yöntemi? Evet. Milyarlarca kan hücresi içindeki kanserli hücreyi çok kısa sürede tespit eden bir yöntem. Bu geçen zamanda hangi aşamaya geldi şu anda bu çalışma? Her şeyden önce Serap Hanım, Muharrem Bey, teşekkür ederim beni aranıza aldığınız için. Özellikle Gökhan'la beraber 40 senedir arkadaşız, çok yakınız. İlk defa beraber bir televizyon programı yapıyoruz. O yüzden onun için de çok teşekkür ederim. Ayrıca da hakikaten özel bir gün. Bir hafta önce bildiğiniz gibi Gökhan'ın yaptığı iki büyük yayın Türkiye'de de dünyada büyük ses yarattı. O yüzden benim için çok keyifli bir gün oldu. Sağ olun. Evet, size sağ olun. Biz 2000 senelerinin başında başladık. Gökhan dediği gibi biraz biz bilim adamları çok kompleks problemleri alıp basitleştirmeye çalışan insanlarız. Bu da kolay bir yolculuk değil açıkçası. Çabuk olan şeyler değil. Aslında düşündüğünüz zaman bir de kanserle diyabetin arasındaki fark bir konuşalım. Diyabet bildiğiniz gibi kronik hastalık dediğimiz bir hastalık. Çok insanda var. Gökhan'ın dediği gibi hala sürekli artıyor, azalmıyor. Fakat insanlar bununla yaşıyorlar. Kanser ise daha değişik. Kanserden ölüm şeyi çok yüksek. Senede 10 milyon kişi ölüyor kanserden. Neredeyse her 6 kişiden biri kanserden ölüyor bütün dünyada. Fakat güzel haber, amaç zaten kanseri diyabet haline dönüştürebilmek. Gökhan'ın amacı da diyabeti ortadan kaldırabilmek. Kanseri diyabet haline dönüştürebilmek için aslında 50 sene falan önce, biraz daha önce başlayan kanserle olan savaş 2000'in senesine kadar hiçbir fayda vermedi. Hiçbir, sürekli olarak artıyordu. Fakat 2000 senesinden sonra ciddi bir şekilde azalma başladı. Örneğin ölüm %16, %17 daha az kanserden şu anda. İlk defa oluyor bu. 5 yıllık yaşam bir sürü kanserde %90 artmış vaziyette. Göğüs kanserinde, testis kanserinde, lösemide. Ya bunlar, prostat kanserinde ölüm %40 arttı. Kalın bağırsak kanserinde %50 ölüm azaldı. Yani bunlar hakikaten büyük atılımlar sonucunda olan bir iş. Bu arada kanserden ölmesinin insanların nedeni kanserin yayılması. Bütün vücuda yayılıyor. Yani İlk geç teşhis ediliyor. Geç teşhis ediliyor ve de öldürme şekli kanserin. Bir iki kanser dışında 10 kişiden 9 kişisi kanserin yayılmasından dolayı ölüyor. Ve bu kanserli hücreler, diyelim prostattan, karaciğerden biraz büyüyünce kanser, ufacık ama gene hala vücuda yayılmaya başlıyor. Ve kanın içinde dolanıp başka yerlere gidiyor. Yavaş yavaş o vücuda sahip oluyor. Yani bütün şeyi ele geçiriyor. Fakat insan vücudunda 37 trilyon hücre var. 37 trilyon. Az kimse bilir, bir sürü doktor bile bilmez bunu, hematologlar dışında. 37 trilyon hücrenin 34 trilyonu kan hücresi. Yani aslında biz hepimiz kan hücresinden oluşmuşuz. Bir de başka hücreler var onun yanında. Bu 37 trilyon hücrenin içinde
siz birkaç tane kandan, tümörden vücuda karışmış hücreyi nasıl bulursunuz sorusunu sorduk 2000 senesinde. Çok da bir şey, zor, kompleks problemlerle uğraşıyoruz dedim ya. Yani 37 trilyonun içindeki birkaç tane hücreyi bulmak üzere bir yolculuğa çıktık. Bilim adamının işi bilinenin bittiği yerde başlar. Evet. Bu yolculuk sırasında bir sürü teknoloji de geliştirdik. Daha sonra onun detaylarını konuşuruz. Mikroçip diyelim şimdilik. Bu kandan aldığınız, bunu vücudun içine koymuyoruz biz. Kanı alıyorsunuz, nasıl doktora gittiğiniz zaman iki tüp kanın içinde 100 milyar hücre var. Bunun içindeki yaşayan tümörlü hücreleri bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar sonunda insanları öldüren hücreler, bu tümör hücreleri gidip yayılıp öldüren. Ve bunların biyolojisini, klinik uygulamalarını ortaya çıkarmak üzere işte 20 sene önce başladığımız bir yolculuk bugünlere kadar geldi. Bugün size şey vermek için, geliştirdiğimiz teknolojiler hakkında biraz bilgi vermek için 300 milyon tane hücreye bir saniyede bakıp kanserli mi, kan hücresi, normal kan hücresi mi, kanserli hücre mi? 300 milyon hücreye saniyede. Yani bütün Amerika'nın nüfusunda bana dersiniz ki bir kişiyi bulun, bir saniyede buluyorum. Bütün dünyadaki, bütün dünya nüfusunda 10 saniyede, 20 saniyede birini arıyorsunuz, bütün vücuttaki kan hücrelerini taraması ne kadar? 37 trilyon mu demiştiniz az önce? Onun 37 taranması, trilyon. Bütün, onu tarıyor musunuz? O güzel bir soru. Onu şimdi yapıyoruz. Genelde 2-3 tane tüp alıyorsunuz kandan. Nasıl doktora gittiğiniz zaman senelik şey için, physical exam için. O orada bakıyoruz. O bütün kan değil. Sadece o aşağı yukarı kanın 0.4, %0.4'ü. İnsan vücudunda 5 litre aşağı yukarı bir kan var. Dolayısıyla bütün kana bakmıyoruz. Çok nadir bir hücre olduğu için her zaman bulamama ihtimali var. Yeni teknolojide bütün kana bakıyoruz. Ama o daha yayınlamadık bile. Yayınlamak üzereyiz. O biraz daha enteresan bir şey. O zaman işte erken teşhise gitmek. Yani bütün vücuda bakıp acaba erken teşhise gidebilir miyiz sorusunu soruyoruz. Peki o da Mehmet ilgili. Hocam, bu doğuştan mesela bir çocuğun kanını da alıp baktığınızda orada da ileride olabilecek kanseri görebiliyor musunuz? Yok, hayır. Yani onu ancak genetik yapısına bakarak da insanın acaba kansere şey olan mutasyonlar varsa var insanda veya ailelerinde bunların şeyi var mıdır diye bir ihtimal yapabilirsiniz. Ama bizim teknolojide tümör başladıktan kısa bir süre sonra yayılırken bu hücreleri bulabiliyoruz. Bunun aslında tarihi Hipokrat'a kadar gidiyor. Yani o zamanlar bile buna kara sıvı diyorlardı. 4 tane sıvı bütün hastalıkları yapıyor. Bir tanesi de kara sıvı kanseri yapıyor. Hipokrat'ın zamanından beri Bergama'da doktor Galen vardır meşhur. En büyük şeyi, teorilerini bunu yapan adam odur. Ve ilk defa bu kanda dolaşan kanserli hücreleri fiziksel olarak bulup gösteren çalışma Avustralya'da 1869 senesinde yapılmış. Fakat kimse bunları rutin olarak bulamıyordu. Çünkü çok nadir olduğu için. Bizim yaptığımız teknoloji bunu güncel bir teknoloji haline dönüştürebiliyor ki insanları öldüren bunu, ondan sonra bunun mutasyonlarına bakarsınız, proteinlerine bakarsınız. Bu hücreleri büyütüp değişik ilaçlarla tedavi nasıl edebilirim deyip hastaya göre personalized dediğimiz kişisel terapi yöntemleri geliştirebilirsiniz. O yüzden heyecan büyük bu konuda. Peki bu yapıyoruz dediniz. Şimdi belli merkezlerde mi bu tarama yapılıyor? Bu taramanın işte Türkiye'de, dünyanın başka yerlerinde, hastanelerde insanlara ulaşması ya da ticari bir tıbbi ürüne, medikal ürüne dönüşmesi yönünde bir çalışma var mı? Bu ne zaman olur? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Hangi aşamada bu konuda? Var. Bizim kendi yaptığımız çalışmadan sonra bu konu çok dikkat kazandığı için aşağı yukarı şu anda belki 10 tane şirket var. Bunun erken safhada olan şirketler bunlar. Klinik çalışmalarını yapıyorlar. Bizim de kurduğumuz bir şirket var. O da
Bir iki kere çıktı indi çıktı indi, şirketler Amerika'da öyle olur, çıkar başaramaz düşer tekrar kalkar. Şimdi onlar da bunu ürün haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Hangi klinik çalışmalarında kullanılabileceğini göstermek için onun klinik olarak FDA'den kabul edilen çalışmalarını yapmak lazım. O da biraz vakit alıyor. Fakat değişik bir yöntemi tamamıyla kullanılıyor. Çünkü bunu seyircileriniz sürekli duyuyordur. Buna likit veya sıvı biyopsisi diyoruz. Yani biyopsi nasıl bir akciğerinizde bir şey varsa gidip bir parça alıyorsunuz, ona biyopsi deniyor. Buna likit biyopsi, sıvı biyopsisi deniyor çünkü kandan alıyorsunuz. Yani girip bir iğneyle vücudun içinden, onlar çok zor o biyopsileri yapmak. Evet. Özellikle bazı şeylerde, durumlarda. İlikte çok zorlanan çok bir durum zor. Evet. Peki, çok zor. Hocam bu sıvıyı aldığınız zaman bu sıvı herkes tarafından, mesela şeker hastalığında da yapıldığı gibi, o sıvıyı bir yere damlattığımızda anında onu tespit edecek bir yapıya mı gidiliyor? Yoksa bir laboratuvar kurulup o laboratuvara sürekli olarak yılda bir defa veya 6 ayda bir kanınızı bırakıp o kan üzerinden teşhis yapma yönüne mi gidilecek? Güzel soru Muharrem Bey. Evet, bir merkeze gitmesi lazım bu kanı. Yani point of care dediğimiz kanın alındığı yerde bakılacak kadar şey değil, daha kompleks bir test bu. Çünkü biz diyabetteki gibi bir finger prick dediğimiz parmağınızdan aldığınız azıcık bir kanın içinde bu kadar zaten nadir olan bir hücreyi bulmanız mümkün değil. O yüzden iki tüp kan alıyorsunuz. Ama onu öyle şeyde değil, bir merkezde incelemeniz lazım. Peki çok pahalı bir teknoloji mi? Hayata geçerse herkesin yaptırabileceği, ulaşılabilir bir ürün, bir kit olacak? Rahatlıkla ulaşılabilir. Şu andaki şeyi bile bizim laboratuvarda yaptığımız $200 civarında. Ama bu böyle milyonlarca kişiye kullanıldığı zaman bildiğiniz gibi bu fiyat hemen aşağıya gelir. Mikroçip şeyi aşağı yukarı $20 falan civarında. Yani öyle şey bir tamamıyla güncel kullanılabilecek bir teknoloji olma durumunda. Bir de şey, bu likit sıvı biyopsi de sizin dinleyicilerinizin çok duydu. Biz hücreye gidiyoruz. Hücrede informasyon çok fazla. Çünkü yaşayan bir hücre bu. Öldüren hücre bu. Bir de şimdi şu anda çok kullanılan ve bir sürü kimse artık şey vaziyette, yapmadan olmuyor diyebilirim. DNA'ya bakıyorlar. Kanda dolaşan DNA, tümörün DNA'sına bakaraktan bilinen mutasyonlar var mıdır yok mudur diye bakıp çok, yani çünkü genetik yapısı kanseri nasıl tedavi, aslında artık kanseri organ, şu organın kanseri demiyoruz. Hangi genetik yapısı varsa o genetik yapısı olan kanser denip ona göre ilaçlar veriliyor. Hmm. O bugün yapılıyor artık bu sıvı biyopside. Bunu da biz 2000'lerden evvel doğum öncesi teşhiste ilk yapmıştık. O da mesela artık doğum öncesi teşhiste eskiden amniyosentez denilen çok zor bir şey vardı teknik. Şimdi kandaki DNA'ya bakıp aynı şeyi genetik bozuklukları öğrenebiliyorsunuz. Yani peki, çok hocam, hızlı ilerliyor. Peki hocam şunu merak ediyorum. Yani biz artık bu anında tespit etmeyle, bu kandan doğrudan o hücreyi tespit etmeyle radyoterapi veya kemoterapi döneminin de kapatmış mı olacağız? Onun için ayrı bir yöne mi doğru gidecek bu? Yok, bu size şeyi söylüyor. Bu kanser var mıdır yok mudur soruyor. Moleküller yapısını söylüyor. Hangi ilaçlarla tedavi? Fakat radyoterapi, kemoterapiyi yerine alan teşhis değil, yeni tedavi yöntemleri de var. Kanser çok hızlı ilerliyor. Hedefe odaklı tedavi deniyor galiba ona, değil mi? Yani iki tane çok büyük şey var, atılım var. Bir tanesi hedefli tedavi, o da 2004'te ilk defa akciğer kanserinde başladı. Hedefli tedavide bir mutasyonunuz varsa, genetik mutasyonunuz, örneğin ilk örneğinde EGFR denilen bir reseptör var. Orada bir mutasyon olursa ona karşı bir ilaç var. Gefitinib denilen bir ilaç, ayrıysa gefitinib. O ilacı verdiniz mi tamamen ortadan kanseri kaldırıyor ama 1-2 sene sonra geri geliyor kanser. Şimdiki bir de ikinci büyük atılım immünoterapi denilen bağışıklık sistemini
kansere karşı daha etkili savaşacak hale getiren teknolojiler var. Bunların şeyi etkisi de çok büyük. Melanomada ve kan kanserlerinde ilk başladı. İç kanserlerde, yani iç organdaki kanserlerde henüz o kadar başarılı değil. Bak, hızlı bir şekilde kemoterapi şey yapacak mı, yerini alacak mı dediniz. Eskiden bunlar kemoterapi birinci şeyde baş safha ilaçtır. Ondan sonra işler kötüye gittikçe bu ileri seviyedeki ilaçlar için içine girerdi. Şimdi hedeflenmiş terapide, immünoterapide de birçok kanser hastalığında birinci safhaya geliyor. Yani kemoterapiden evvel kullanılmaya başlıyor. Çünkü kemoterapiden sonra etkisi o kadar iyi olmuyor. Evet. Bazı durumlarda. Bir de aşı teknolojisi geliştiriliyor ki Özlem Türeci, Uğur Şahin'in çalışmasından hep kendileri de söz ediyor ki yakın zamanda aşıyla kanser tedavisinin de mümkün olacağını söylüyor. Bu sizin bulduğunuz yöntem o aşıyla da desteklenebilecek bir hastalık giderme yöntemi olabilir mi? Bu çok zor bir yoldu, biliyorsunuz. Mesela Moderna denilen şirket neredeyse batmak üzereydi COVID olmadan evvel. 8 milyar dolar harcadıktan sonra bu tümör, kanser aşı tedavisinde, mRNA tedavisinde başarılı olmamışlardı. Kanser çok akıllı bir hastalık ve kanser aslında bir hastalık değil. Bir sürü hastalık. Çünkü her organın kanseri, her organın kanserinin derecesi de farklı. O kadar değişiyor ki bu hücreler. Bir virüs gibi değil. Virüste o mutasyonu bulabildiğiniz zaman ona karşı aşıyı yapabiliyorsunuz. Bu sürekli değişen bir hastalık. O yüzden gelecek çok ümitli ama daha çok çalışma yapılması gerekiyor aşı şeyinde. Hı hı. Bu tabii COVID'in olması kanser aşısını çok muhteşem bir şekilde hızlandıracak ve büyük tabii para yatırımları olmaya başladı. Hem BioNTech dışında, Moderna dışında bir sürü şirket çalışıyor. Gelecek ümitli ama çok komplike bir problem. Evet, bu dediğiniz çok önemli. Laboratuvarlar daha yoğun çalışma ve daha büyük destek bulmaya başladılar. Yani bu olumsuzluğun COVID olumlu sayesinde. Sonucu. Evet. Aynen. COVID'in aynen. Vesile olduğu iyi bir şey. Peki Gökhan Hocam, Mehmet Hocam da dedi ki bu kara sıvı diye bir şey vardı. Sonuçta ta ki Bergama'dan bu tarafa gelen bilinen bir şeydi. Ona da kara hastalık denirdi. Ki bu kara hastalıkta çok bilinmeyen bir hastalık olarak hep karşımıza çıkardı. İşte kara beladan ölmüş, kara hastalıktan ölmüş diye. Şeker hastalığı konusunda dönüp baktığımızda diyabetin ortadan kalkması insan ömrünün veya yaşının ilerlemesinde de bir katkı sağlayacak mı? Yani diyabetik hastalardaki ömür daha kısa geliyordu. Bu yeni geliştirdiğiniz teknik insan ömrüne de bir katkı yapacak mı? Evet, bunlar güzel sorular. Aslında sevgili Mehmet Galen'den bahsetti. Galen çok ilginç bir karakter yani. Belki biliyorsunuzdur evet. Ama bizim sahamızda da çok acayip gözlemler yapmış. Mesela işte karaciğerin vücuda besin yollayan organ olduğunu düşünüyor. Sadece görüntüsüne ve bağlantılarına bakarak. Yani karaciğer kadar çok bağlantı yapan bir yer yok diye. Böyle kesmeye biçmeye çok meraklı birisi. Muazzam spekülasyonlar da yapmış. Ama Galen'in yaptıklarının doğru. Hepsini de biliyorsunuz bir aşk uğruna götürdü, Kleopatra'ya verdi koca eserleri. Öyle de bir durum vardı. Doğru. Hatta mimariden bahsediyor. Yine yani sevgili Mehmet'le geçenlerde gençlere bir konuşma yapmıştık. Başka bir hücre içi mimarisiyle ilgili. Aslında orada da onun resmini göstermiştim. Çünkü bu mimari ilişkinin, yani organlar arası ilişkinin düzende çok önemli rol oynadığını falan bahsediyor. Neyse, ona belki ileride geliriz. Çok önemli bugün, yani. Bugün spekülatif bir şey söylesek, geleceğe ilişkin spekülasyonlar yaptı dediniz ya Galen için. Çünkü herkes de böyle biraz umutla geleceğe bakmak istiyor. Bu kronik hastalıklar ya da akut hastalıklar üzerine yaygın görülen. Hep böyle sizlerden işte 10 yıl sonra şu bitecek ya da şu değişecek, artık bu geride kalacak diye böyle güçlü bir cümle duymaya çok ihtiyacı oluyor insanların. Siz de elbette temkinli konuşuyorsunuz çünkü bilimsel çalışmalar çok uzun vadeye yayılıyor. Yakın vadede tıpta gerçekten böyle bir devrim olarak sayılabilecek büyük değişiklikler olacaksa bu ne üzerine olacak? Ya pardon, orada Muharrem Bey'in sorusuna cevap vermedin. Tabii. Evet, ben biraz
muhafazakarım o konuda. Yani onu ben de kabul ediyorum. Yani tedbirli olmakta fayda var diye. Çünkü biyoloji muazzam sürprizlerle dolu. Fakat yani zaten şurada bizim işte iki küçük alanda yaptığımız çalışmaların bile yani bundan 10 sene öncesinden ne kadar farklı bir boyuta geldiğinin örneğini anlatıyoruz. Yani iki değişik alanda. Yani bu ömrün uzaması, sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. Tabii ki hem yaşlılıkla beraber hem şişmanlıkla beraber zaten aynı küme hastalıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani yaşlılık olayında ömür konusunda iki tane kavram var. Biri ömrü uzatmak, biri de sağlıklı ömrü uzatmak. İkinci alternatif bana çok daha cazip geliyor açıkçası. Yani mevcut olan sürenin sonuna kadar veya sonuna en yakın döneme kadar sağlıklı kalma çok önemli bir gelişme ve bu gelişmenin ben yaşanacağına inanıyorum. Yani zaten iki tane büyük küme hastalık bu ömrün sonunu getiriyor. Bir tanesi kanser, işte Mehmet'in anlattığı gibi. Diğeri de bu metabolik hastalıklar kümesi ki zaten bu iki hastalık da birbiriyle çok ilintili. Yani kanser de büyüyebilmesi, hayatta kalabilmesi için bir sürü metabolik numaralar çeviren bir hücre. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte sordunuz Serap Hanım. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi. İkincisi de şimdiye kadar mesela bir hedef bulunduğu zaman, örneğin bugün FAPKİN'den bahsettik, işte Mehmet IGF reseptöründen bahsetti. Bir hedef ortaya çıktığı zaman o hedefin vurulup vurulamayacağı çok kısıtlı bir silah koleksiyonuyla test edilebiliyordu. Fakat şimdi artık sınırsız miktarda elimizde silah var. Yani artık biyolojide, tıpta ve ilaç endüstrisinde vurulamayacak hedef kalmadı diyebiliriz. Hem yeni gelen teknolojilerle hem genomu düzeltme, yani genomdaki hataları da düzeltmeye imkan veren teknolojilerle, kimyanın, nanobiyolojinin, yani mühendislikle biyolojinin ortak çalışma alanları bu muazzam dar boğazı aşmak için çok alternatif üretti. Dolayısıyla Covid'den de gördüğümüz şey, aslında her alan için Covid iyi olmadı ama Covid şu örneği gösterdi. Yani bilim adamlarının çalışma yönteminin artık değiştirmek gerek. Problemlerin üstüne bilim insanlarının ortaklaşıp kümelenebilecekleri, uzun zaman harcayabilecekleri, kaynakları en etkin şekilde kullanabilecekleri büyük bir güç gerekiyor. Bu gücü sağladığınız zaman görüyorsunuz yani bir senede insanlık tarihinin en önemli gelişmeleri kaydedilebiliyor. Yani bilimin geldiği nokta burada. Evet, artık geometrik bir şey var. Hocam buna ilişkin sizin de anlattıklarınıza destek olması açısından yayın öncesinde çalışırken dikkatimi çekti. İnsan ömrü bir yüzyıl içerisinde 30 yaş öne gitmiş. Yani daha artmış. 1950'den bu tarafa da 22 yıl. Yani o da tabii ki sizlerin sayesinde, bilim insanlarının sayesinde. Ben Serap'ın sorusuna devamında getireceğim ki sizin de o şeyiniz vardı. Artık bu bir geometrik artışa dönüştü. Bir çeyrek yüzyıl sonra biz bu yarım yüzyılda kat edilen mesafeyi daha ileriye götürür müyüz? Yani 50 yılda 22 yıl arttıysa, bundan sonraki gelecek bir 25 yılda biz 50 yıllık bir artışı daha görebilir miyiz? Yani insan 120 yaşına kadar gider mi? Ya insan şu anda da 120 yaşına kadar gidebiliyor. Ama ortalamada. Yani ortalamada. Bundan 100 sene evvel de bir yerde bir kişi oraya kadar varabiliyor. Aslında tavan hala değişmemiş vaziyette. Yani 150 sene yaşayabilen birisi yok. Tabii mesela Türkiye'de var hocam. Türkiye'de Mehmet amcamız var işte. Ordu'da, Gölköy'de yaşar Mehmet Yılmaz. Şu an bildiğim kadarıyla 114 yaşında ve çok da sağlam, çok da dinç öyle bir yaşam sürüyor. Yok değil ama ben ortalama yaş açısından söyledim. İlk gerçekleşecek olan şey o, evet. Yani bu tavan değişmese bile bu tabana kadar yaşayan insan oranı çok yükselecek. Bu artık neredeyse kesin gözüküyor bakın. Örneğin 2000 yılında doğmuş bir kız çocuğunun 100 yaşına kadar sağlıklı yaşaması belli koşullar tabii olması gerekiyor.
neredeyse %90 olarak veriliyor. Dolayısıyla o averaj, yani uzun süre yaşayacak olan insan sayısı ve oranı çok yüksek. Evet, bu araya gireceğim çok özür dileyerek Gökhan Bey. Çünkü internetiniz nedeniyle bir kayma var görüntüyle sesinizde. O düzeltilirken ben bu bıraktığınız yerden Mehmet Bey'e de sormak istiyorum. Çünkü bu geçen sizin verdiğiniz örnek, yani yarım yüzyıl ya da geçtiğimiz yüzyıldan bu yana, bir yandan da insanların maruz kaldığı işte pestisitler, elektromanyetik dalgalar, değil mi, dışarıdan maruziyet, bu modern yaşamın getirdiği ve sağlığı direkt olarak hedef alan bir sürü olumsuzluk var ve buna rağmen insan ömrü uzuyor. Bu aslında elde edilen başarının ne kadar, yani tıpta koruyucu önlemlerin ve tedavinin ne kadar geliştiğini de daha net ortaya koyuyor, değil mi? Geçmişe göre riskler çok daha fazla sağlığımızı bozacak. Yanlış bir değerlendirme mi olur? Çok çok daha fazla demem. Geçmişte su bile sağlıklı değildi. Dolayısıyla ha, öyle, o da var. Doğru, şimdi doğru. Hayatın uzamasının en büyük nedenlerinden biri suyun kalitesi ve penisilin gibi daha basit aslında şeyler. Evet. Fakat iki şekilde hayat uzayacak. Gökhan'ın dediği gibi sırf hayatı uzatmak değil, kalitesi de çok önemli. Biri bu dediğiniz pestisitler, bilmem kötü yaşamlar, şişmanlık artmış vaziyette. Şişmanlık hiç iyi değil şey için. Bütün hastalıkların davetçisi diye bakabilirsiniz şişmanlığa. Kanser dahil olmak üzere, diyabet dahil olmak üzere şişman insanların riski katlarca artıyor. Dolayısıyla bir sürü çevre faktörleri var. Bir de konuştuğumuz gibi sizin de Gökhan'a sorduğunuz soru, hani bize vereceğiniz umutlu şeyler var mı sorusunda, var. Görüyorsunuz. Örneğin mesela kanserde zaten umutlu bir haberle başladım. Azalıyor dedim. İlk defa dünya tarihinde son 10 senedir kanserle mücadelemizde başarıya ulaşmaya başladık. 50-60 sene sonra başlatıldıktan sonra bu şey. Birkaç tane çok önemli şey var. Birincisi ilaç tedavi yöntemlerinde ilaçlar moleküllerdi. Şimdi ilaçlar biyolojik olmaya başladı. Hücrelerin yaptığı çok daha kompleks proteinler, moleküller. Bunların tedavi şeyine çok büyük katkısı var. 2017 senesinde dünyadaki bütün satılan, en çok satılan 10 ilacın 8 tanesi biyolojik ilaçtı. Bu biyolojik ilaçlar çok etkin. Hedeflendirilmiş ilaçlar var. Bir de yeni bir şey başladı şimdi. Hücre tedavisi var. Yani ilaç değil, kanserde bu bağışıklık sistemini manipüle etmek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirip kansere atak etmek için CAR-T lenfosit treatment şekilleri var. Yani hücredeki, kandaki T hücrelerini alıyorsunuz, genetik olarak buna bir yapı veriyorsunuz. Bu yapıyı verdiğiniz zaman tümörün gidip öldürüyor, büyümesini durduruyor. Tamamıyla yani immün sisteminizi, bunu hem ilaçla yapıyorsunuz, buna checkpoint inhibitor ya da kontrol noktası inhibitörleri diyoruz. Ya da hücreyi alıp genetik değiştirip Gökhan'ın dediği gibi ve bu yöntemler özellikle bu CRISPR denilen yeni tekniği, gen editing teknolojisinde çok patlamış vaziyette. Yani evet, gelecek aslında çok güzel. Teşhis açısından da bakın, bugün bütün dünyada bütün yatırım, kansere yapılan yatırımı, yüz milyarlarca dolar yapılan yatırımın %95'i ileri seviyede kansere yatırılıyor. Bu hem Amerika'da devletin yatırımı, hem ilaç şirketlerinin yatırımı, ölmek üzere olan insanlar üzerine yapılıyor bu çalışma. Erken teşhise geçebildiğimiz anda kanseri kronik hastalık haline dönüştürürüz. Bunun nedeni de bugünkü tedavi yöntemleri, en basit Romalılardan kalan tedavi yöntemleri, kemoterapi de dahil olmak üzere, cerrahi de dahil olmak üzere, eğer biz bir kanseri erken bulursak zaten tedavi edebiliyorsunuz. Fakat erken bulamıyoruz. Ve bütün masrafımız, harcadığımız para da %90, yüz milyarca dolar kanserin ileri safhasında oluyor. Bu artık değişmeye başladı. Yavaş yavaş erken teşhise büyük yatırımlar sizin başladı. Sizin çalışmanızın ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor, evet, bu. Şimdi hayatta kalma oranları artıyor ama
dünya üzerinde kansere yakalanma sıklığı ya da sayısında peki bir artış var mı geçmişe göre nüfus oranla? O sorunun cevabı şu şekilde zorlu. Teşhis tekniklerimiz ilerledikçe bu sayı artıyor. Yani çünkü daha iyi buluyoruz şimdi. Hmm. Dolayısıyla sayı artmış gibi görüyor ama bu şey gibi düşünün. Covid'de herkesi test edersiniz, bulacağınız sayı %10'u test edeceğinizden daha fazla. Dolayısıyla ne kadar çok iyi kimseye bakarsınız ve ne kadar iyi teşhis yaparsınız rakam artıyor gibi duruyor. Evet. Ama daha uzun yaşıyoruz. Hep 50 sene daha uzun yaşıyoruz. Evet. Evet. Ama 20 sene daha uzun yaşıyoruz. Pardon, 50 sene öncesine göre. Tabii 50 sene öncesine göre 22 yıl daha fazla yaşıyor insanoğlu. Ki önümüzdeki dönem daha fazla yaşam daha da ileriye gider mi diye Gökhan Hocam'a sormuştum ki orada sesle sonrasını reklamın ardından mı dedi, sorsak de bölmemek. Bir kez daha bölmeyelim için sizi Gökhan Bey. Bir araya gidelim, sonra sizle devam edeceğiz. Evet, sizden ayrılmayın. Tekrar merhaba. Bilim konuşuyoruz olaylar ve görüşlerde. Çok değerli iki bilim insanıyla Profesör Doktor Mehmet Toner ve Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil ile. Gökhan Bey, size az önceki saatimizde konuştuğumuz o iki konu dediniz ya, yani biz diyabetle başladık. Bir diğer çalışmanız obezite ile ilgili, o da Science'da yayınlandı bildiğim kadarıyla. Şöyle diyorsunuz, bu konuyla ilgili paylaşımınızı yaparken de şöyle dediniz. Enflamasyonun obeziteye etkisi 25 yıldan fazladır biliniyordu ama biz bunun ortaya çıkış mekanizmasını bulduk diye bir ifadeniz var. Enflamasyon nedir? Bunu bize bir anlatır mısınız? Obeziteyle ilişkisi, bağlantısı ne bu çalışmayla, ne ortaya çıktı? Tabii memnuniyetle anlatayım. Kayıtlar izin verdik sürece. Evet, şu an iyi geliyor. Buyurun. Bu bizim aslında ilk, yani laboratuvarımızı açtığımız zaman, ki 26 sene önce, yani onun üzerine kurulduğu, yani bizim bütün çalışmalarımızın üzerine kurulduğu çerçeve bu immün sistemle metabolizm arasındaki ilişkiydi. Onu da tetikleyen şey çok ilginç bir gözlem, yani bundan çok seneler önce yapılmış. O da yağ dokusunun şişmanladıkça içerisinde bir iltihaplanma meydana geliyor. Ama bu iltihaplanma böyle elinizi burktuğunuz zaman veya vücudunuza bir mikrop geldiği zaman olan iltihaplanmadan farklı bir şey. Çok düşük düzeyde ve hiçbir zaman sönmeyen ateş gibi orada yanıyor. Oraya immün hücreler çağrılıyorlar. Ve yağ dokusu immün sistemden çok zengin ve devamlı o yanıtı veren bir hale geliyor. Bunun varlığı da diğer sistemlerde, biraz önce insülinin salınımından bahsettim. Bunun yaptığı da insülinin salınsa bile faaliyet göstermesine engel oluyor. Dolayısıyla bu enflamasyon sürdüğü müddetçe organların fonksiyonlarında bir çöküntü meydana geliyor ve süreç içerisinde birçok hastalıkta, yani sadece şişmanlık, diyabet, karaciğer yağlanması değil, işte kalp hastalıklarından kansere kadar birçok hastalıkta altta yatan mekanizma olarak bunun çok önemli olduğu düşünüyorum. Buradaki 25 senedir anlaşılamayan nokta dediğim şey, yani şişmanlıyorsunuz, bu enflamasyon başlıyor ve de yağ hücresinde başlıyor. Yani yağ hücresi immün sistemin bir parçası değil klasik anlayışta. Bunun nasıl başladığı bir türlü anlaşılamamış. Yani ne oluyor da bu yağ hücresi durduk yerde bir acayip savunma cevabı vermeye başlıyor. Sanki yabancı bir cisimle karşılaşmış veya bir mikropla karşılaşmış gibi. Ve de bunu bir türlü baskılanamıyor ve tabiat değiştiriyor. Yani bunun işte bu yayınladığımız ikinci makale de o biraz sönük kaldı maalesef. Aynı zamanda yayınlandığı için. Evet. Bu ilk defa nihayet bir ipucu bununla ilgili bulabildik. O da yağ hücresinin içeride çok ilginç bir şey. Yani kilolar arttıkça ve enerji girişi yükseldikçe bu hücre kendi içerisinde sinyalleşmek için kullandığı, yani hücrenin kendi içinde sinyalleşmek için kullandığı kalsiyum molekülünün kontrolünü kaybediyor. Hmm. Yani kalsiyumun
yönetemediği için hücrenin içerisinde tüm stres yolları, bu iltihabı ortaya çıkartan moleküler mekanizmalar harekete geçmeye başlıyor. Ve de bunu da durdurduğumuz zaman ve sadece yağ hücresinde durdurduğumuz zaman çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Yani bütün problemleri çözmüyor ama hayvanlar yine şişmanlamaya devam ediyorlar. Fakat hastalık geliştiriyorlar. Yani sağlıklı şişman diyorlar. Bunun da bize iki açıdan heyecan veriyor. Bir de mekanizma. Bizim çok kafayı taktığımız bir konu. Çok uzun zaman. Yani o kapı aralandığı için tabii çok seviniyoruz. İkincisi de yine biraz evvel bahsettim. Bazı deneyleri doğa bizim için yapıyor. Yani insanda ne demek biliyoruz. Çok ilginç. Bu kalsiyum kontrolünü kaybederken işlevi bozulan bir molekül var. Kalsiyumu bir hücrenin bir bölümünden diğer bölümüne aktaran. Bu proteinde insanlarda da bir mutasyon. Yani bizim hayvanda kullandığı aynı yöntemi doğa insanda yine çok az sayıda görülen bir şey. Genetik çalışmalara çıkarılmış ve bu mutasyon olan insanlar da tıpkı bizim fareler gibi aynı fenotipi gösteriyorlar. Yani şişmanlıyorlar fakat hastalık geliştiriyorlar. Dolayısıyla şimdi şeyi merak ediyoruz. Yani acaba bu kalsiyum kontrolünü mesela karaciğerde de mi kaybediyorsa nasıl kaybediyor? Hücrenin içerisinde bütün sistemdeki bozukluğu, çöküntüyü yaratan mekanizma bu diye tabii birçok kapı açıyor bize gelecek için. O çalışmanın önemi de o. Yani artık diyetisyenlerin de önümüzdeki dönemde işlerine son verip kapılarına kilit vurulacak bir sürece mi başlatacağız hocam? Aman Muharrem Bey, bana söyletmeyin böyle şeyler. Hayır, öyle bir şey yok. Sağlık için kilo veriyorum değil ve estetik amaçlarla istiyorsa insanlar. O önemsiyorsa tabii. Yani belki kilo verecekler. Yok, hayır öyle bir şey yok. Peki. Bir de belki Serap Hanım'ın da soruya cevap verememiştim. Diyabetle ilgili hani ne öngörüyorsunuz son 10 sene, 20 sene ne olacak diye. Yani diyabetin iki tane ana problemi var. Yani bir tanesi beta hücreleri ve bu beta hücrelerinin ya yeterince yaşayamaması ya da yaşarken yeterince insülin üretememeleri. İkincisi de insülin üretilirken bu tip 2 diyabete ait bir problem. O insülinin normal faaliyetini gösterememesi. Yani tip 1 ve tip 2 diyabeti çözecek olan ana mekanizmalar buralardan geçiyor. Ve bunların her iki alanda da muazzam gelişmeler var. Yani beta hücreleri için onu da bizim yaptığımız bir çalışma değil ama bizim üniversitemizde çok güçlü bir kök hücre grubunun yaptığı çalışmada beta hücreleri ilk defa kök hücrelerden beta hücresine dönüştürülüp insana verildiğinde ki bu şu anda klinik deneylerde orada faaliyet gösterebiliyor. Bu mesela muazzam bir haber. Müthiş bir şey bu. Muazzam bir haber. Yani o zaman biz bundan sonraki dönemde mesela pandemide yaşamayabiliriz değil mi hocam? Yani bu salgın hastalıklara karşı da çok büyük direnç göstereceğiz. Sonuçta beta hücreleri dediğiniz o işte antikoru üreten ve ona dönük T hücrelerinden gelen talimatları alıp bunları hayata geçiren bir yapısı var. O zaman biz bunu vücuda verdiğimizde o zaman birçok hastalığı, kanseri de yenmiş olmayacak mıyız? Veya işte bu yaygın virüslerle mücadelede çok daha dinamik, çok daha güçlü bir bedene ulaşmayacak mıyız? Ya olabilir. Ya benim sözünü ettiğim pankreastaki beta hücreleri, yani insülini salgılayan hücreler. Bu immün sistemde çalışan onlar da B ile başlıyor mu? Onlar B hücreleri. Öyle mi? Pardon. Yani ikisi aslında farklı hücre kategorileri. Fakat genel tabii yaklaşım uygulanabilir onlara. Ya yani ben sadece diyabete özel olarak konuşuyorum. O zaman yani birinci şey kaybolan hücreleri yerine koyma olasılığı var artık. Yani bu sadece diyabette değil. Yani eskiyen, çürüyen, bozulan hücrelerin replasmanı kök hücre teknolojisinin çok hızlı ilerlemesiyle gerçekleşiyor. İkincisi de verdiğiniz hücrelerin korunması. Yani bir hücreyi verdiğiniz zaman orada mutlaka hizmet yapacak, uzun süre canlı ve fonksiyon içeride kalacak demek değil. Fakat bizim de bu işte çalıştığımız size iki konusunu anlattım. Yani biri enflamasyon, biri de FAPKIN. Bunlar tabii sadece iki örnek. Bunun gibi başka örnekler de var ama bu yöntemler de geriye konan hücrelerin hayatta kalmasını, canlı kalmasını, faaliyette kalmasını koruyacak siperler gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu iki alan kliniğe girip yaygın olarak
uygulamaya girdiğinde, ki ben bunun önümüzdeki 10 sene içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani o zaman diyabetle ilgili tabii çok muazzam bir dönüşüm olacak. 10 yani yıl içinde yani, aslında çok yakın çok vade. Yakın bir süre. Yani, hocam ben şu şu hücre naklini gerçekten verdiğinizde hücrelerin kendini yenilenmesine önem verdim. O zaman bir süre sonra biz hücre ölümlerini tamamen ortadan kaldıracak bir tekneye doğru mu gideceğiz? Ya o tabii biraz projeksiyon. Yani onu yapanlar var. Fütüristler falan o tür şeyler yapıyorlar. Yani işte insanın ömrünün çok uzaması için neler olması lazım? Bir eskiyen sistemlerin yenilenmesi lazım. Yani yedek parça gibi düşünürseniz, araba diye düşünürseniz işte yedek parçaların yapılması lazım. Bu hücrelerin, organların, dokuların yenilenmesi için kök hücre teknolojisi ya da rejeneratif tıp denen yepyeni bir alan var yani. Çok hızla ilerleyen, zaten geçmişte de yani Nobel ödüllerine de layık görülen, daha kolaylaştıran yani teknolojiyi, hücrelerin özelleşmiş hallerini üretmeyi. İkincisi de bu bedenle ilgili bir şey. Bir de tabii beyin var yani. Orada en büyük çözülmesinde sıkıntı olan konulardan biri. Orada da tabii bazı kodlamalar mümkün olursa o zaman beyindeki eskimeleri de tamir etmek, düzeltmek, hafızaları yenilemek falan gibi şeyler gündeme gelebilir. Ama bu biraz fantazi tarafı için. Yani gerçeğine bakarsak ulaşılabilen, yapılabilen hücrelerde bu gerçekleşecek. En önde gideni beta hücreleri. Bazıları örneğin nörodejeneratif hastalıklarda çok küçük hücre grupları ölebiliyor. Örneğin Parkinson'da sadece belli bir kısımdaki nöronlar dejenere oluyor. Bu hücrelerin replasmanı tabii ki mümkün olabilecek. Bu yani hemen eli kulağında diyebiliriz. Hatta yani bazı alanlarda şu anda uygulamada. Bunlar tabii dönüşüme uğratıcı teknolojiler ve alanlar. Oradaki konu yani bütün bu alanlara kaynak yetiştirilebilecek mi? Ve bu kaynaklar organize bir şekilde soruların üzerine yöneltilebilecek mi? İkincisi de bütün dünyaya eşit olarak dağıtılabilecek mi? Yani orada çok büyük sıkıntılar var. Biliyorsunuz aşıyı dağıtamıyoruz biz bugün yani. 10 sente mal olan, 1 dolara mal olan aşıyı eriştiremiyoruz dünyanın her yerine. Eriştiriyoruz. Eriştirilen yerlerde insanlar olmak istemiyor. Mesela aydınlatamıyoruz insanları, ikna edemiyoruz. Yani bir şeyin teknolojik olarak mümkün olması, sorunun hemen çözülmesi anlamına gelmiyor. Ama hücreleri ve bunları konuşmuşken oradan hani fantezi dediniz ya, ben bildiğim kadarıyla Mehmet Bey hatam varsa düzeltin, sizin yine organların düşük ısılar, yani organların dondurulması, yapay organ çalışmalarıyla da iç içe çalışmalarınız var değil mi? Evet, doğru. O da devrim olacak bir şey. Yani hakikaten çok önemli bir konu. Nerede çalışmalar bununla ilgili? Hangi aşamada? Yani yakın vadede yapay organların artık organ nakillerinde hayat kurtardığını görebilecek miyiz? Görebileceğiz. Gökhan'ın söylediğinden devam edin. Bu kök hücre konusu, rejeneratif tıp denilen konuda. Bunun en büyük problemlerinden bir tanesi çok pahalı. Bir insanın hücreleri alıp bunu büyütüp insana tekrar geri vermek gibi bu tedavi yöntemleri pahalı. Bunun en güzel ve en hızlı gelişen örneği bu kimerik antijen reseptörü dediğim T hücresi tedavisi, immünoterapi denilen kanserde şimdi özellikle 1-2 kan kanserinde çok efektif olan tedavilerin bir dozu 300-400 bin dolar. Fakat öyle bir gelişme oldu ki bugün bunun nedeni de bunun bir hücreyi alıyorsunuz insandan, ondan sonra büyütüyorsunuz, genetik modifiye ediyorsunuz, tekrar veriyorsunuz. Çok pahalı bir proses. Antibodiler ilk icat edildiğinde aşağı yukarı bugünkü şey değerine göre baktığınız zaman aşağı yukarı kostu aynı. Bugün antibody dediğiniz çok ucuz bir ilaç haline dönüştü. Bugün Amerika'da ve dünyadaki her en büyük hastane kendi manufacturing dediğimiz yani bu hücreleri ürün haline dönüştürecek temiz odalarını ve ortamlarını yaratıyorlar. O kadar hızlı patlamış bir vaziyette ki bu Gekhan'ın dediği şeyler aslında belki daha bile hızlı gerçeğe dönüşebilir. Bizim büyük ilgimiz aslında hücreler veya organlar tedavi yöntemi haline geliştiği zaman
bu bir supply chain durumu var ya, nasıl ürünü nasıl dağıtacaksınız dünyaya, Gökhan'ın da bahsettiği gibi. Yani Amazon yaşayan şeylerin, tedavilerin Amazon'u olmaya çalışıyoruz. Hem bunları toplu şey yapabilmek, bir yerde tutabilmek kullanılacak zamana kadar, hem de dünyanın her yerine iletebilmek. Amerika'daki Amerika'nın TÜBİTAK'ı olan Ulusal Bilim şeyi Vakfı denilen, NSF denilen şeyin en büyük verdiği fonlamalardan birini bize verdiler. Bu problemi çözelim diye. Dört üniversite beraber çalışıyoruz. Nasıl? Hem yapay organlar olacak, hem kök yapay organları zaten bugün kullanıyoruz bir sürü yerde. Hem kök hücre tedavileri olacak, hem de organları bugün kalbi 4 saatte 6 saat tutabiliyorsunuz. En iyi yapabildiğimiz, tutabildiğimiz vücut dışındaki organ karaciğer. O da 12-14 saat. O yüzden hani filmlerde şeyde hemen görüyorsunuz ya, helikopter geliyor, koşuyorlar. Tabii. Bilmem ne, gecenin üçünde yapılıyor. Düşünün şimdi, bunun iki tane büyük şey var, gelişme var. Bir tanesi, birine organ verdiğiniz zaman o insanın bağışıklık sistemini tamamıyla indirmeniz gerekiyor. Ortadan kaldırmanız gerekiyor ki insanın bağışıklık sistemi organı atmasın dışarıya diye. Bu hem pahalı, hem de o insanın çok fazla kanser ve bir sürü problem yaratıyor uzun vadede. Yeni teknolojilerle buna gerek kalmayacak 5-10 seneden, belki daha bile önce. Hangi organlar için? Yani işte böbrek, karaciğer, kalp, bunlar için bu 5-10 seneyi telaffuz edebilir misiniz? Immune suppression dediğimiz olay için çok hızlı gelişiyor. Bu 30 senedir çalışılan bir konu. Mesela organı aldığınız insandan kemik iliği de alıyorsunuz. Onu da yaparaktan, insana vererekten kimerik, yani hem bağışıklık sistemini değiştiriyorsunuz. Verilen organla ya doku transferi gibi bir şey mi bu bir nevi? Evet. Yani dokunun yüzden uyum sağlamasına yardımcı oluyorsunuz o organı kabul edebilmesi için. Öyle mi? Evet. Yani bu immün tolerans dediğimiz, bağışıklık sistemi tolerans dediğimiz teknikler çok hızlı gelişiyor ve bir sürü klinik çalışmalarında kullanılmaya başladı. O zaman ortaya problem şu çıkıyor. Bu organı, bunları yapabilmek için organı en az elinizde birkaç hafta tutup beklemeniz lazım. İşte bizim çalıştığımız konularda o. Oraya eğer bir organı bugün 3 güne getirebildik 4 saatten biz. Bunu birkaç hafta getirebildik. Bu beraberinde organ stoklamasını da getirir mi hocam? Tabii, bütün amaç o. Organ banking diyebilirsiniz buna. Evet, veya organ bankası. O yüzden diyorum, yani organı dünyada dağıtabilmek için eğer bir hafta tutabildiğiniz zaman dünyanın her tarafından her organ her yere gidebilir. Helikopterlerle gelip insanlara sabahın üçünde ameliyat etmeye gerek yok. Çok daha basit bir supply chain management dediğimiz olay. Yani nasıl bunu bütün şeyini, akımını bir ürün olarak şey yapabilirsiniz, kontrol edebilir misiniz konusunda uğraşıyoruz. Yani sonunda 50 sene sonra, 50 sene bile değil, 20 sene sonra mesela kalbiniz iyi çalışmıyorsa bir sürü kalp var maalesef, gidiyor çünkü kullanılmıyor. Bir kalp takmak o kadar zor olmayacak. Her şey yapay organla olmayacak, asıl organlarla da olacak. Yapay organlarda olacak, kök hücre, yani bu regeneratif tıp dediğimiz olay tıbbın çok hızlı büyüyen akımlarından biri ve son senelerde hakikaten büyük atılımlar oldu. Bu dediğiniz 5-10 sene tümüyle yapay organ içinde geçerli mi? Yapay organların bazılarını şimdi kullanıyoruz bile ama yapay organ dediğiniz zaman siz, yani mesela gözde büyük şeyler var. Evet. Kök hücre tedavilerinde büyük gelişmeler var bazı göz hastalıkları şu anda. Hı hı. Ama siz dediğiniz tam yapay organ olarak, hani gözü mekanik olarak yapıp koymak. Birinin organ bağışında bulunmasına gerek kalmadan tamamen üretilmiş bir organın... O öyle olmayacak. Hepsi beraber bir denge bulacaklar. Şu an bir göz merceği mesela çok rahatlıkla takılabiliyor. Yani bu önümüzdeki dönemde bir kolun bacağın takılması şekline dönüşür mü? Kolun bacağın takılması dönüşür mü gibi demeyin, dönüştü bile. Organ nakli 2000 senelerine kadar iç organlardı. Tabii şimdi 2000 senesinden sonra 100 yapılıyor. İki tane kolunu kaybetmiş
bir askere kol nakli yaptılar ve bugün adam tamamıyla tenis oynuyor. Yani evet. Ama maalesef immün sistemini aşağıya almamız lazım bu adamın yaşaması için. O problemi de çözdüğümüz zaman bu dediğiniz sizin tamamen güncel bir olay olacak. Hastanelerde bozulan organ veya şeylerinizi, uzuvlarınızı yenileyebileceksiniz. Evet, o kadar yani, önemli ki bu. Çünkü ne yazık ki ülkemizde organ bağışında da bazı gelişmiş ülkelere göre epey gerideyiz. Ve hakikaten insanların hayatları ellerinden kayıp gidiyor. Ve söylediğiniz vadeler de epey yakın vadeler, en azından gelecek için umut verici. Şimdi siz 40 yıldır buradayız dediniz değil mi Mehmet Bey? Zannediyorum evet. Gökhan Bey de, yani üniversite eğitimini Türkiye'de aldınız ve sonra gittiniz. Gökhan Bey siz de mi öyle? Ya, üniversitenin evet. ardından mı siz de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiniz sonrasında? Yani orada da tüm dünyada konuşulan çalışmalar yapıyorsunuz. Elbette bu salgın sürecinde de bireysel olarak hepimiz şöyle bir kendimizi, belki işte kariyerimizi, özel hayatımızı, ilişkilerimizi, her şeyi bir gözden geçirdik. Duraklama oldu. İnsan ülkelerde az önce verdiğiniz işte COVID aşısının bulunma süreci, belki bilimle ilişkilerini gözden geçirdiler ya da insanlar kendi ülkelerine o gözle de baktı. Siz oradan Türkiye'ye baktığınızda bugün ne görüyorsunuz? Geçmişte Türkiye'nin bilimle ilişkisi ve bugün hem akademi, hem üniversiteler, hem gençlerin ilgisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökhan Bey, buyurun sizden başlayalım. Ya Türkiye'nin, tabii Türkiye çok genç bir ülke. Yani ayaklarını basalı bir cumhuriyet olarak 100. senemize yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bilimle olan ilişkisi dalgalanmalar halinde seyrediyor diyebiliriz. Yani çok büyük aşamalar da yapmış. Duraklama devirlerine de girmiş. Dalgalı bir şekilde ilerleyen bir bilimsel hikayemiz var. Ama orada önemli olan Türkiye'de özellikle genç neslin bilimle olan ilişkisi, ona olan ateşli sevdası diyeyim, hiç sönmüyor. Dolayısıyla bu tabii çok önemli bir şey. Çok uzun senelerdi temel eğitimden, gerçi oradaki sıkıntılara çok değinmek istemiyorum ama ben mesela kendi geçmişime bakarsam, ben Anadolu'nun küçük yerlerinde ilkokulda okudum. Ve orada ilkokulda okurken bile, yani o zamanın koşullarına göre muazzam bir şekilde uza açıcı bir eğitim alabiliyorduk yani o zaman eğitim sisteminde. Dolayısıyla bu, yani Anadolu'nun en küçük kasabalarından böyle bir yol açılabiliyorsa, demek ki doğru bir altyapımız vardı. Dediğim gibi sonradan dalgalanmalar geçiriyor ve şu anda da bazı alanlarda çok iyi gidiyor, bazı alanlarda da istenilen süreti gitmiyor. Yani şu anda bizim tabii çok ihtiyacımız olan, bence hem eğitimde bir önemli reform yapmamız, hem de üniversite yapısında bir reform yaparak üniversitenin bilimsel çıktısı en üst düzeye taşınabileceği bir yapının oluşturulması gerekiyor. Genç insanlara da, ki bizim ülkemizde çok sayıda çok kıymetli bilim insanı var, hem kariyerlerinin başında hem ileri düzeylerinde. Fakat özellikle genç, başlangıç sürecinde olan genç araştırmacıların, bilim insanlarının çalışma koşullarının değişmesi gerekiyor. Yani bu çok önemli bir şey ki biz hem ekonomik dönüşümümüz için, refahımızın güvencesi için, geleceğin güvencesi için bu bilimsel mekanizmayı ve yeni endüstri devinimini hayata geçirebilirim. Yani bu ülkenin geleceği ve refahı açısından çok hayati bir konu ve parçaları var. Mesela Türkiye'de çok muazzam enstitüler var. Hatta bazılarını, örneğin ben bu yaz ziyaret ettim. Yani gıptayla bakıp, mesela kendi laboratuvarım o kadar güzel gelmemeye başladı şimdi bana buraları gördükten sonra. Yani çok güzel sistemleri kurulmuş olan şaheser merkezler var.
Buralarda çok büyük heyecanla ve fedakarlıkla çalışan genç arkadaşlar var. Fakat sistemin içerisinde kolaylıkla halledebilecek bazı tıkanıklıklar var. Yani bir kısmı tamamen yönetmeliklerle ilgili kolaylıkla aşılabilecek şeyler. Yani insanların çalışma saatlerinden tutun da işte gümrüklerde kaybedilen zaman, tedarik, reaktiflerin tedariğinde yaşanan sıkıntılar gibi. Tabii ikincisi de fonlama sistemleriyle ilgili reformların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu aslında çok kolay bir şey. Yani rahatlık ve vizyonun içerisine konduğu zaman 3-5 sene içerisinde büyük atılımlar yapılabilecek bir alan. Ve biz de, yani ben de, Mehmet de genç insanlarla çok uğraşıyoruz yani. Mehmet benden daha da çok uğraşıyor. Ki onların yani içinde bulundukları durumla ilgili ümitsizliğe kapılmalarına gerek bildiğim yok. Bildiğim kadarıyla yani bu Sabri Ülker Merkezi'nde iki de Türk akademisyen sizinle birlikte çalışıyor değil mi hocam? Ben isimlere baktığımda iki Türk ismini de gördüm orada. Daha fazla Türk çalışıyor. Yani çok buraya gelip bu araştırmayla ilgili okuduğum metinde gördüğüm kişiler. Bu araştırmada 4 tane Türk yazarımız var. Yani FAPKİN'le ilgili makalede 4 tane Türk yazarımız var. Diğerinin de zaten baş yazarı bir Türk. İlk defa yani Sabri Ülker bursu alarak İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup buraya gelmiş. Bu çalışmayı yapmış bir başka arkadaşımız. Yani o mesela Sabri Ülker Merkezi'nin misyonlarından bir tanesi de o. Yani sadece buraya gelmesi değil, insanların buraya gelip eğitim alıp geri dönmeleri veya genç kariyerinin ilk aşamasında olan bilim insanlarının kariyerinin son aşamasına gelmiş, yani en büyük, en güçlü bilimsel gruplarla bir iletişime geçmesinin aracılığını yapmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki bizim burada yaptığımız şey çok uzun vadeli, yavaş yavaş gelişen bir şey ama yani buradaki pek çok arkadaşımız, yani Mehmet ve ben gibi, belki biz biraz daha çok aktif olabiliriz bu konuda. Çünkü aklımız hep Türkiye'de, yani oraya nasıl katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Ama buradaki pek çok iyi düzeyde bilim üreten bilim insanı buna benzer duygular içerisinde. Yani hiç kimse Türkiye'den kalkıp buraya geldi diye Türkiye'den yabancılaşmış, uzaklaşmış olmuyor. Çoğu burada bizim tanıdığımız, en azından ilişkide olduğumuz bilim insanı. Bu tabii köprünün daha güçlenmesi gerekiyor. Köprünün Türkiye'deki ayağının daha güçlenmesi, daha akışkan olması, daha özgür olması, üniversitedeki insanların kendilerini güvende rahat hissetmeleri gerekiyor. Yani bunun için yapmamız gereken aslında çok hocam, basit birkaç şey var. Onu da yapacağımızı izleyicilerimiz çok sık sorduğu için ben tekrar oraya geleceğim. Bu FAPGİN'le ilgili uygulamanız hem tip 1 hem tip 2 için geçerli değil mi diyabette? İkisi için de aynı sonucu mu veriyor, yoksa birbirinden farklı bir tedavi yöntemi mi gerekiyor? Birinde yoksa durdurup ötekinde çok daha etkin bir faaliyet mi gösteriyor? Ya orada biraz evvel ikisi için de geçerli, fakat tam olarak hangi tedavi profili vereceğini her ikisinde bilmiyoruz. Yani tip 2 için biliyoruz. Tip 1 için hastalık geliştikten sonra, yani beta hücreleri kaybı geliştikten sonra hastalığın gidişatı üzerinde bir etkisi olup olmayacağını bilmiyoruz. Henüz o sorunun cevabını araştırmadım. Ama tip 2'de hem koruyacağını hem tedavi edeceğini, yani hastalık geliştikten sonra tedavi edeceğini ve çok etkin olacağını biliyoruz. Çok önemli bu ama. Yani o çünkü birçok insanın en önemli meselesi halinde şu an. Evet. Ki çocuklarda daha evet, fazla. Evet, yazan anneler de var. Merak ediyorlar acaba çocuklarımız için kısa vadede bununla ilgili gelişmeler olabilir. Ne kadar bir süre öngörüyorsunuz hocam? Var mı bir süreniz? Ya onun için ben bir süre telaffuz etmek istemiyorum ama biraz evvel size açıkladığım sebeplerden dolayı. 10 yıl dediniz sanki değil mi? Yani öyle bir şey verilebilir. Genelde zaten o bizim kullandığımız bir rakam. Yani 0. kilometreden en erken o şekilde oluyor. Fakat yani bütün konuştuğumuz konular siz de farkındasınız. Yani dünya muazzam bir değişim içerisinde şu anda. Çok hızlı. Dolayısıyla yani süreler çok değişti. Teknolojiler çok değişti. Akademinin yapısı değişti. Aslında o da çok ilginç bir konu. Konuşabiliriz isterseniz. Dolayısıyla elinizde ana prensipler çözüldüğü zaman, ana deliller ortaya konduğu zaman
geçişler çok hızlı olabiliyor. O tabii onun bir kısmı bilimsel, bir kısmı da stratejik konular, endüstriyle ilgili konuların ne kadar aktive edilebileceğiyle orantılı. Ama şu anda bizim elimizde nasıl yapacağı bilgisi var ve onunla üretilmiş bir örnek molekül de var. Dolayısıyla bütün parçalar yerinde. Daha sonra ne kadar kaynak aktarılacak, ne kadar efor konulup, ne kadar hızlı ilerleyebilecek, ona dayalı olacak. Evet. Mehmet Bey, size de kanser çalışmanızla ilgili bir sorum olacak ama az önceki soruya ilişkin sizin söylemek istedikleriz varsa onu var, buyurun. Var. Gökhan'ın söyledikleri hakikaten çok önemli. Genç bir ülkeyiz. Çok atılımcı, meraklı bir gencimiz var. Fakat acaba önlerine yolu iyi mi seriyoruz? Onların ileriye gitmesini kolaylaştırıyor muyuz? Üniversitesiz Amerika'ya bakarsanız, Amerika'da bir ekonominin %70'inden fazlası ilk böyle üniversitelerden çıkmış yeni fikirlerden büyüyen küçük şirketler aslında. MIT gibi bir tek bir okula örnek olarak vereceğim. MIT'ye baktığınız zaman, yani neden bu önemli sorusunu biraz algılamak istiyorum. MIT çok küçük bir üniversite. 4000 tane talebesi var, 4000 tane doktora talebesi var. Aslında Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'daki en büyük, önemli ilk 20 üniversitenin Princeton Üniversitesi dışında hepsinin doktora talebe sayısı, undergraduate, lisans talebe sayısının 2-3 hatta 10 mislidir. Yani bunlar araştırma merkezleri, bu üniversiteler Amerika'da. MIT'ye baktığınız zaman MIT'nin kurduğu şirket sayısı, bugün canlı olan, aktif olan kurduğu şirket sayısı 25 bin. Bu 8 bin kişi, 4 bin tane lisans, 4 bin doktora talebesi var, 8 bin kişilik bir üniversitede, yani minikül bir üniversiteden bahsediyorum aslında. 25 bin şirket. Bu şirketlerin verdiği iş kapasitesi bugün 3.3 milyon kişi ve bunların senelik cirosu 1.1 trilyon dolar. Yani dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine giriyor. Eğer ilklere imza atmasını öğrenirseniz o zaman ekonomiyi ve ülkeyi refaha getirebilirsiniz. Türkiye'nin eğitimine baktığınız zaman, üniversite eğitimine, Atatürk'le kurulan, o zaman üniversiteleri kurduk, modernize ettik. Bunlar derken vakıf üniversiteleri ikinci büyük transformasyon oldu Türkiye'de. Çünkü vakıf üniversiteleri değişik bir şey getirdi, çalışma düzeni. Bir sürü hocalarımızı burada Türkiye'de tutabildik. Üçüncü bence transformasyon daha olmadı, olmaya çalışan. Doktora eğitimini yapmadan yenilere, ilklere imza atmamız mümkün değil. Bu fikirler ve bunu öyle bir yapmamız lazım ki MIT gibi endüstriyle beraber iç içe çalışaraktan ilklere imza atan bir ülke haline geldi. Kişisel olarak bir sürü laboratuvar var Türkiye'de bunu yapan ama sayı yeteri kadar değil. Onu, çünkü doktora talebe sayımız çok düşük Türkiye'de. Türkiye'nin doktora eğitimini ciddi bir şekilde ele alıp gençlerin önünü açması lazım ki bu çocuklar ilklere imza... O kadar çok üniversite açılmasına siz nasıl bakıyorsunuz mesela Türkiye'de? Çünkü bence iyi bir kere şey açısından. Yani tabii kalite aşağı düşebilir. Bu bildiğiniz gibi Kenan Evren'le başlamıştı bu üniversitelerin açılma şeyi, arttırılması. Fakat genel olarak baktığınızda bir sürü çocuğa da hiç imkan vermiyorduk. Evet, biraz bu kaliteyi düşürdü. Bunları düzeltmemiz lazım ama ben pozitif olarak bakıyorum üniversite açılması. Yalnız açılan üniversitelerin bugün sanırım Orta Doğu en çok doktora talebesi olan üniversite, onlar da %10-15 civarında. Yani yeteri kadar yok. Bugün Türkiye'de yeni fikirleri yeter. Halbuki fonlarımız var. Fakat fonlar maalesef yeteri kadar etkin bir şekilde kullanılmıyor. Çünkü çoğu doktora yapan ya askere gitmemek için ya işe gitmemek için bunu yapıyor. Ciddi değil. Tezlerin ve araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi ve bu işi iyi becermiş ülkeler gibi yeni kendi fikirleri. Çünkü kendi fikirlerinizi ürettiğiniz zaman bütün dünyaya satıyorsunuz. Biz artık her şeyi dünyadan alıp ürün haline getirip tekrar dünyaya satabiliyoruz. Ama kendi önemli ürününüzü ürettiğiniz zaman, bundan evvel hiçbir ülkede olmayan bir yeni ürünü ürettiğinizde, yeni bir ilacı, yeni bir tedavi ürettiğiniz zaman bütün dünyaya satıyorsunuz.
fikrin değeri çok yüksek. Amerika'da sıfır cirosu olan şirketler 10-20 milyar dolara satıyor. Çünkü fikir üretiyorlar. Belki bahsetmek lazım. Yani bu tıpkı analog telefondan dijital telefona geçiş gibi. Yani şu anda akademi tekrar transform oluyor. Yani akademinin son işte 50 senede gösterdiği belki hatta belki 100 sene bile diyebiliriz. Sistem yavaş yavaş kullanılır yarı ömrünü doldurdu. Yeni bir sistem ortaya çıkarılma ihtiyacı var. Dolayısıyla aslında şu anda müthiş bir fırsat var. Yani bu aradaki teknolojileri atlayıp nasıl biz çok muazzam bir yol kat etmiştik. Cell phone'ları, işte, akıllı telefonları vesaireleri kullanmakta. Yani aynı şeyi akademiyi de yani tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Şu anda çok çıplak olarak gözüken bir şey var. Şu andaki mevcut olan akademik sistemimizi bunu ıslah etmek yerine yeniden yapılandırıp hemen o aradaki mesafeyi kapatabiliriz. Onu söylemek istedim sadece. Yani Mehmet'in söylediği şey çok doğru. Fakat onu yapılandırırken buradaki sistemi geçirdiği 50 seneyi tekrar yaşamak yerine şu anda bulunduğu yerden ileriye doğru dönük nereye gittiğini kestirip oraya yatırım yapabiliriz. Yani genç insanların en üretken olmasını destekleyecek bir takım dokunuşları yaparak onlara fikirlerini hayata geçirecek rahatça yolu açarak bir de önlerine güzel rol modeller, örnekler koyarak. Aslında rol modelleri var, sizler varsınız. Biraz önce de dediniz ki laboratuvarlarda bizimkilerden çok daha gelişmiş, çok daha iyi. O zaman tek engel nedir? Onları geliştirecek, bir ileriye götürecek sorunu, en önemli problemi nerede gördünüz hocam? Araştırmaya değer vermek, üniversiteye, akademiye değer vermek, yatırım yapmak başka türlü olmuyor. Çünkü bütçe gerekiyor değil mi? Bir sırf bütçe bence kafa yapısı gerekiyor. Yani buna açık bir şekilde bakmak, benim istediğim konuda çalışmıyorsa, benim istediğimi yapmıyorsa bilmem olmasın değil, bu kadar tepeden inme şey olmaz. Amerika'da tamamıyla gençlerin meritokrasi dediğimiz olay var. Yani herkes aynı şartta sahip. Genç bir profesörle ileri bir profesör. Bunları sistemi biraz yıkıp daha ileriye dönük, daha açık, insanların çalışmak istediği yerlerde onları verip gençleri ileriye götürmemiz lazım. Bu da araştırma yapmanın en önemli şeyi. Bizler meraklı insanlarız. Görüyorsunuz Gökhan'ın heyecanını. 26 sene sonra bir molekülle bunlarla yaşayan insanlar, bilim insanları. Bizim amacımız ürün yapmak değil. Bizim amacımız olmayanı bulmak. Ondan sonra başkaları bunu ürün yapar. Ama o heyecanı verebilmeniz lazım. Bu çocukları ampute ederseniz, genç yaşlarında heyecanla işe başlayan çocukları, o zaman bunlar başka yönlere giderler. Eğer ilklere imza atmak istiyorsak, ilklere imza atacak ortamı yaratmamız lazım. Maalesef o ortam şu anda şu şekilde var. Gençler, Gökhan'ın dediği gençler o kadar atılımcı ki, eskiden her biri mühendis olmak istiyordu, doktor olmak istiyor. Şimdi hepsi atılımcı olmak istiyor. Atılımcı olmak demek zaten mühendis olacaksınız, doktor olacaksınız, avukat olacaksınız, edebiyatçı olacaksınız. Ama atılımcı şeyleri var, ruhları var Türkiye'deki gençlerin. O çok mutluluk veren, çok ümit veren bir şey. Ama bunların önündeki yol da bazen çok kötü. O yolu biraz düzeltebiliriz, düzeltmemiz lazım. Akademik veya bilim. Yeniyi sevmek, meraklı olma yolunu biraz düzeltmemiz lazım. Bir yandan da sizin oradaki gözleminiz nasıl? Son dönemde burada yani beyin göçünü çok sık konuşuyoruz. Şimdi profesyonellerin de işte doktorların da yurt dışına maalesef artık gittiklerini görüyoruz. Sizin maalesef bu yönde bir geçmişe göre farklı bir gözleminiz var mı? Öyle mi? Maalesef var. İnsan söylemek istemiyor. Fakat eskiden tabii genç çocuklar üniversiteye gitmek, doktora yapmak için buraya gelirlerdi. Gökhan da ben de aynı şey nedenden buraya geldik. Şimdi bir bakıyorsunuz efendim bir yerde profesör, nörosürücünün başındaki insan hiç her şeyi bırakmış, Amerika'ya gelmiş. Sanki Meksika'dan gelen şeyler gibi burada iş bulmaya çalışıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bu bugüne kadar görmemiştik. Yani bu yeni bir şey maalesef. Neye bağlıyorsunuz bunu?
ortamda çalışıp başarıya ulaşamadıkları için yeni ortam arıyorlar kendilerini. Ailelerini, çocuklarını rahat bir ortamda göremedikleri için başka yerlere gitmek istiyorlar. Eninde sonunda herkes kendi ailesi için en iyisini yapmaya çalışıyor. Maalesef. Yani beyin göçünden çok profesyonellerin göçü gibi bir şey mi bu? Yani... O daha kötü bence. Çünkü eğittiğimiz sistemi bilen, ben beyin göçüne zaten beyin göçünün daha da fazla, gençlerde beyin göçünün daha fazla olmasının Atatürk döneminde değiliz artık. 3 tane insan yok Türkiye'de. Büyük bir gençlik var. Daha çoğunu Amerika'ya, Avrupa'ya yollarsanız bunlar bizi nasıl Gökhan gibi, ben gibi Türkiye'yi temsil edecek insanlar, Türkiye'de çalışacak insanlar haline dönüşüyor. Çok daha Türkiye için iyi. İsrail'in kuvvetli olmasının nedeni Amerika'da 3 tane İsrailli olması değil, milyonlarca Yahudi'nde olmasıdır. Hı hı. Büyük bir denge kuruluyor. Bizim orada diaspora, yani aman Türkleri kaçırmayalım yurt dışına diye bir şeye ben inanmıyorum. Ama Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'ye 20 sene faydası olmuş bir insanı kaçırdığınız zaman o üzücü bence. Evet. Ama artık gitmek de o kadar kolay değil. Yani evet. O yurt dışına çıkmak eskiden belki biraz daha kolaydı ama şu an baktığımızda yurt dışına çıkmanın maliyeti de çok arttı. Dövizdeki artışla birlikte. Evet. Dolayısıyla öyle kolayla çıkmak da mümkün değil. Ama bir de şu yok mu? İşte çok iyi iş gücü, çok iyi bir şekilde iyi eğitilmiş kişilerin beraberinde dışarıda başka işler yapmak için de artık gitmeye can attığı bir döneme giriyoruz. Yani o da başka bir sorunu beraberinde getirmeyecek mi? Yani kendi alanında çok iyi, kendi alanında çok başarılı ama dışarıda gidip daha iyi bir kazanç elde etmek için başka işe yönelenler de var. Ki bu da başka bir sorunu üretiyor. Doğru. Ya bu tabii her zaman olabilir. Bizim tabii konuştuğumuz bilim camiası içerisinde. Ama yani ekonomik çalkantılar, siyasi çalkantıların olduğu her dönemde bütün ülkeler bundan geçmiş. Ama eğitim sistemi, yani yerine gelen o kadar dinamik bir ülke ki Türkiye genç nüfusuyla. Yerine gelen o havuzun içine akan gençleri biz canlı tutabiliyorsak, eğitebiliyorsak yani esas en büyük en çok öneme haiz olan şey o genç akışı değerli bir sistemin içerisinde üretken bilim için, yani bilim insanları ne istiyorlar yani çalışmak için? Çok fazla şey değil aslında. Biz yani öyle para yapmada çok meraklı insanlar değiliz çoğumuz. O yüzden akademide kalıyoruz. Yoksa başka yerlere gidip çok daha rahat gelirler kazanabiliriz. Ama akademide kalmamızın sebebi birincisi akademideki hissettiğimiz müthiş bir özgürlük duygusu. Yani orada biz kendi hayallerimizi kuruyoruz. Ekiplerimizi kuruyoruz. Kimse bizim herhangi bir alana yönelmesi vesaireyi kontrol etmiyor. Çok önemli bir şey. İkincisi, doğru, kendimizi güvenli hissetmemiz lazım. Yani kurumun içerisinde belli tabii çerçevenin içerisinde kaldığınız müddetçe, etik ve ahlaki çerçeve içerisinde kaldığınız müddetçe, elinizden gelen gayreti üst olduğunuz müddetçe, burada bir bilim insanın yaşam tehdidinde herhangi bir şey yoktur. Yani bizim Mehmet'in de benim de örneğin bizim ömrümüzün ölene kadar bizim yani acaba işte yani emekliliğimiz yetecek mi, maaşımız gelecek mi gibi bir endişemiz yoktur. Yani tek burada beklenen şey dürüst kalmanız, ahlaki çerçevede kalmanız, elinizden geleni yapmanız. Üçüncüsü de yani bilim insanları ne görmek isterler? Yani hepimizin de şu anda konuştuğu sohbetimizin başından beri yani aklımıza gelen bilimsel soruları takip ettiğimiz bilimsel soruların da en azından uygulamaya geçişi için bir yol bulabilmek. Fırsat. Yani o başlangıç için bile olsa o havuza bir taş atmak. Evet. Bu üç şeyi istiyor bilim insanları. Yani özgür olmak istiyor. Güvence içinde olmak istiyorlar. Yaptıkları, ürettikleri şeyleri insanlığa, memleketlerine katkıda bulunmasını istiyor. O yolun açık olmasını istiyorlar. Yani aslında son derece basit talepleri var bilim insanların.
Evet. Şeyler çok daha ikincil kalıyor. İşte teknolojiler, aletler, edevatlar vesaireler. Bunlar bol miktarda tedarik bitirebiliyor. Veya edemiyorsanız iş birlikleriyle çözülebiliyor. Bu ortamın önemi çok büyük. Bilimsel üretkenlik ve bilime dayalı endüstri devinebilmesi için. Evet. Bu ve... öğrencilerin tercihinde de benzer bir durum yaratıyor. Biraz önce Ali Epşen hocam, Profesör Doktor Ali Epşen bir tablo yollamış. 2020 yılında erkek lisesi öğrencilerinin üniversite tercihlerini gösteriyor. Hepsi Almanya'ya gidiyorlar. Evet, 30'u Almanya. Yani daha fazla galiba. Hatta, şimdi şöyle, 30'u TU München, Münih, ondan sonra RWTH Aachen 16'sı, TU Berlin 11, yine Münih 9 ki bakıyorum ilk 7'si, üniversitenin ilk 7'si Almanya üniversiteleri. Hı hı. Yine benzer şekilde diğer üniversitelerde de öğrenci tercihleri yurt dışı tercihine dönüşmüş. Bu aslında daha önceden Türkiye'deki üniversitelerin kalitesi yurt dışı kalitesine doğru geliyordu. Son dönemde bu tercihlerin yurt dışına doğru yönelmesini siz neye bağlarsınız? Bana sorarsanız üniversitenin kalitesindeki değişiklikten çok bu Gökhan'ın dediği üç şeyin olmayan bir ortam haline gelmiş olması. Eğitim kalitesi bence Türkiye'de hiç fena değil. Daha modernize edilebilir tabii, yapılacak şeyler var ama eğer insanlar güvenemiyorlarsa orada serbest olup, özerk olup kendi fikirlerine üzerine çalışamıyorlarsa, öğrenme ortamı pozitif bir ortam değilse başka yerlere gidiyorlar maalesef. İşin gerçeği bu. Geçtiğimiz günlerde çok değerli, Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birinde çok değerli bir profesör, kendi asistanlarının yani hekimlerin, genç hekimlerin de artık Türkiye'den ayrıldığını ve teker teker gittiklerini, yani bizim ardımızdan gelecek hekimler artık burada kalmıyorlar diye bir üzüntülü paylaşımını gördüm ben. Bu yönde de bir geçiş var. Demek ki örneğin İstanbul Erkek Lisesi örneğinde ben orada yine İstanbul Tıp Fakültesi'ni sadece 5 öğrencinin tercih ettiğini gördüm. Eskiden Türkiye'de 4 öğrenci. Çapayı 4 öğrenci. 4 öğrenci tercih etmiş. Boğaziçi'ni 5 öğrenci, Koç Üniversitesi'ni 5 öğrenci tercih etmiş. Geri kalanına baktığımız zaman hepsi Almanya'daki üniversiteleri tercih noktasına gitmiş. Dolayısıyla öğrencilerden tercih edenin sadece 15'i Türkiye'de kalmayı istiyor. Geri kalan ağırlıklı olarak hemen hepsi yurt dışı üniversiteleri tercih ediyor. Şunu sormak istiyorum. Ya, buyurun Mehmet Bey, bir cümleniz var galiba. Buyurun. Basit olarak maalesef çok genç bir ülkeyiz. Çok gencimiz var ama bunların içinde en iyilerini başka yerlere kaybetmek de iyi değil yani. Tabii. Hocam peki siz Galen'den, Doktor Galen'den söz etmiştiniz. Galen'in kurmuş olduğu Asklepion vardı. O büyük merkez vardı ki bugün Harvard'daki merkezlere de dönüp baktığımızda çok benzer bir şey görüyoruz. Yani bu toprakta, Bergama'da oluşturulmuş o merkezi yapılanma, merkezi bilim yapılanmalarını biz Türkiye'de neden hayata geçiremiyoruz? Orada sorun ne? Ya bu çok güzel bir soru. Yani aslında tüm anlattığımız devinimin olabilmesi için bu çok güzel bir araç. Bütün aslında parçaları mevcut olan bir araç. Sadece gerekli olan şeyi, yani iki tür model kurulabilir bu enstitülerde. Bir tanesi aşağıdan yukarıya doğru bir dalgalanma gelir. Birçok genç akademisyen, bilim insanı bir araya gelir, bir konu üzerinde odaklanabilir. Bunları etkin hale getirebilecek bir sistem kurulur. Ama benim kanaatim, Mehmet ne düşünüyor bilmiyorum ama bu sistem de değişiyor artık. Yani konulara falan değil, insanlara yatırım yapmak. Yani en parlak insanları yere getirince, bir araya getirip onları serbestçe koşabilecekleri, ama 6 ay, 3 ay, 9 ay değil. 5 sene, bugün bakın konuşuyoruz. Mehmet diyor ki 25 senedir karaciğer hücrelerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kandaki hücreleri anlatmaya çalışıyoruz. Ben diyorum size bir tane sinyali bulmak için 10 sene harcıyoruz. Yani bunu ancak öyle bir platform oluşabildiği zaman ilerlenebilir. Tabii. Ama bu nasıl hayata geçirilebilir? Bağımsız
araştırma enstitüleri örneği, yani çok basit bir örnek veriyorum. Hem idari açıdan bağımsız, hem mali açıdan bağımsız ve bunlar çok büyük yerler olması gerek. Yani 20 tane örneğin 10 tane, 20 tane parlak en iyi alanında değişik alanlarda çalışan insanları bir araya getirip onları güçlü kılarsanız süreç içerisinde, ki bu yani Türkiye gibi bir ülkenin bütçesi olan ilk 20 ekonomi arasında olan bir ülke için bunlar çok küçük harcama. Yani rakam olarak verirsem çok büyük harcama. Ama ekonomik olarak durduğumuz yere bakarsanız çok küçük harcamalar. Bunların da başlarına bu genç insanları doğru yolda tutacak, rol model olacak, bilimsel çerçeveyi, performansı, yöntemi doğru tutacak liderlerle donatırsanız, yani bunlardan bir iki tane olması ya da bir tane bile olması bazen ülkeleri dönüştürebiliyor. Yani mesela Amerika'da ne bileyim Howard Hughes denen çok zenginlik sahibi olmuş bir insanın başlattığı bir şey, Türk Enstitü, mesela biyomedikal bilimlere muazzam etkiler yapabiliyor. İşte İsrail'deki Weizmann Enstitüsü böyle bir hareketi başlattı. İşte İngiltere'deki Crick Enstitüsü, Boston'daki Broad Enstitüsü. Yani buralar üniversiteyle iç içe çalışırken kendi programlarını kendileri tasarlıyor. Yani o üniversite sisteminin içerisindeki bürokratik, ki yani üniversitenin içerisindeki bürokrasiyi biz de eleştiriyoruz ama sadece Türkiye'dekini eleştirmiyoruz. Yani burada da biz yani Mehmet Bitler'e geldiğimiz zaman konuştuğumuz konuların en başında kendi üniversitelerimizin içindeki bürokrasiler. Yani bunlar her yerde sorun yaratabilecek, yapabilecek bir şeyler. Ama buralardan kurtulma yolları var. Böyle tıkanıklık oldukça o zaman bunu, buradaki sıkıntıları aşabilecek başka yapılanmalar gerçekten. Evet. Şu anda Amerika'da yeni örneğin duyuruldu bir hafta önce, ARK Enstitüsü diye bir yeni kavram çıktı. Yani bir yere örneğin 700 milyon dolarlık bir para bağışı yapıldı. Bu enstitünün içerisinde konu falan yok yani. Sadece alanında kendi yaptıkları işi en güzel yapan 7-8 tane insanı bir araya getirip onlara uzun bir kuş yolu vermek. Yani üniversite sistemi artık bu şekilde ek güçlere ihtiyaç duyuyor. Yani Türkiye'de bunu hemen yapabiliriz. Yani çok aslında çok kolay bir şey. Zaten Türkiye'de yani binlerce Nobel ödülü alacak düzeyde araştırma yapan insan çıkması gerekmiyor. Hiçbir yerden çıkmıyor böyle bir şey. Sadece gençlerin dinamik olarak birkaç fikri, birkaç alanı geriye götürebilecek bir yol gerekiyor. Gökhan Bey, çok doğru. Son bir buçuk dakikamız kaldı. Sizden kısacık bir son cümlenizi alalım. Mehmet Bey'e bir dakika verelim. Bir buçuk dakikamız kaldı. Çok özür dilerim. Buyurun. Yok yok, estağfurullah. Tamam, ben Mehmet'e geçebiliriz. Heyecanlandığım için ben şey başladım. Buyurun Mehmet Bey. Ben de Gökhan'a tamamıyla katılıyorum. Türkiye gidince genellikle şeyi hemen yeni yapılan bir binayı, bir merkezi, içindeki ekipmanları gösterirler. Biz Amerika'ya, bizim laboratuvarlara gelince hiç bunları yapmıyoruz. Çünkü bizdeki binalar ve ekipmanlar Türkiye'deki kadar iyi değildir. Ama içinde çalışan insanların konuşmalar verdirtiriz. Yani insana, odak noktamızın insan olması, bina olmaması lazım. Çok iyi söylediniz. Çok, çok önemli. Hocam, evet, Gökhan Bey, Türkiye'nin... ben rahatsız oldum son cümlenizi çünkü söyletmedim. Ve 30 saniyemiz var. Sizin de son bir cümleniz varsa buyurun. Yok yok, rica ederim. Aslında yani konunun esasını söyledik. Sadece eklemek istediğim, yani küçük mevzuat değişiklikleriyle bu tür aşamalar yapılabilir. Dünyanın her yerinde, yani bu Türkiye'ye has bir problem değil. Bazen biz böyle konuşunca sanki Türkiye ile ilgili, yani gitmişler Amerika'ya Türkiye ile ilgili yorum yapıyorlar diye bir şey yok. Halbuki aynı problem burada da var. Evet. Her kurum, özellikle kamu, para yatırımı yaptığı şeyi kontrol etmek istiyor. Yani Amerika'da da aynı şekilde. Yani bizim devletten aldığımız bir fon için attığımız taklaların haddi hesabı yoktur. Bürokrasinin haddi hesabı yoktur. Ama bir zaman sonra bu artık sürdürülemez hale geliyor. O zaman da devreye başka modeller giriyor. Yani bu rahatsızlık Türkiye'ye özgü bir şey peki değil. Belki skalalar değişik ama yani küçük mevzuat değişiklikleriyle insanların
bu ortamlarda yeşerip büyümelerine imkan vermek lazım. Evet. Çok teşekkürler Türkiye'nin profesör. Türkiye'nin gururu iki insanla tanıştık. İki isim. Tanıştık. Tebrikler yani, yol başarılarınız için bir kez daha çok güzel haberler paylaştınız. Çok teşekkürler katıldığınız çok için olaylar ve görüşlere. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Profesör teşekkür ederiz. Evet, çok sağ olun. Gökhan Tamışlıgil, Mehmet Tomer çok teşekkürler. Evet bir araya gidiyoruz. Teşekkür ederim.